Sedat Peker sessizliğini bozdu. Soylu için tasma fabrikası açacağım. Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve son olarak Eylül ayı başında iddialarda bulunan Sedat Peker sessizliğini bozdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Rize'de dağıttırdığı yardım kolileriyle ilgili dava açıldığı ortaya çıktı. İsmail Saymaz, Sedat Peker'in iktidara destek verirken Rize'de rahatlıkla miting düzenlediğini, ancak yayınladığı videolardan sonra şehirde dağıttığı Ramazan kolilerinin örgüte yardım kapsamına sokulduğunu dile getirdi. Sedat Peker, bu yıl Ramazan ayına denk gelen 2 Nisan günü Rize'de yardım kolileri dağıttı. İstanbul'dan tırla gönderilen koliler Rize'de muhtarlara elden verildi. Yardım görüntüleri, Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur tarafından Twitter'dan yayınlanınca Rize'de operasyon yapıldı, bilgisini veren gazeteci, şöyle devam etti. Bu yardımı organize eden Yılmaz G. ve Erkan S., görüntüleri çeken gazeteci Hüseyin Ye, yardımları alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ve Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya'nın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Erka Cerer, dün Sedat Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaşırken, kendisine bir süredir dijital ve fiziki tecrit var. Dolayısıyla Sedat Peker ile birebir iletişim kurulamıyor ancak, yakınları aracılığıyla bir değerlendirme alınabiliyor. Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirliklerinin söz konusu tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğu hatta sinir ve strese bağlı tansiyon ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Bu yüzden doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç aldığı belirtiliyor, demişti. Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve son olarak Eylül ayı başında iddialarda bulunan Sedat Peker sessizliğini bozdu. Sedat Peker'in Ramazan kolisi dağıtan yardımcılarına soruşturma açıldığını kaydeden gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in bu duruma çok sinirlendiğini aktardı. Muhtaç bir halk yarattılar ancak, yardım kolisi dağıtanları suçluyorlar, diyen El Kacarer, şöyle devam etti, geçen Ramazan'da Sedat Peker Ramazan kolileri dağıttı. Bu koliler Sedat Peker, AK Parti ile ters düşmeden önce korumalarla, çakarlı araçlarla dağıtılıyordu ancak, son 2-3 senedir böyle olmuyor. Özellikle ise, Trabzon ve Artvin'de dağıtılan koliler çok büyük rahatsızlık yaratmış hatta bu kolileri dağıtanlara soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma bir iddianameye dönüşmüş durumda. Yardım kolilerinin dağıtılması terörle ilişkilendiriliyor. Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e olan düşmanlığının görevinin önüne geçtiğini öne süren Erkacarer, Süleyman Soylu, çok büyük bir intikam hırsıyla dolu. Dosyalara müdahale edecek kadar dolmuş. Süleyman Soylu, bu yüzden AK Parti'de rahatsızlık yaratıyor. AK Parti içerisinde konuşulan en kritik konulardan birisi çok uzun süredir kendisi. AK Parti içerisinden aldığımız bilgilere göre, bu ani refleksler suç ikrarı olarak değerlendiriliyor, dedi. Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e olan kinini ve Sedat Peker dosyalarına olan özel ilgisini Sedat Peker cephesine soran Erk Acarer, şöyle devam etti, kendisine bir süredir dijital ve fiziki tecrit var. Dolayısıyla Sedat Peker ile birebir iletişim kurulamıyor ancak, yakınları aracılığıyla bir değerlendirme alınabiliyor. Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğu, hatta sinir ve strese bağlı tansiyon ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Bu yüzden doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç aldığı belirtiliyor. Her iki isimde öfkesinden deli oluyor. Sedat Peker cephesinden kendisine aktarılan bilgiler arasında ilginç ifadelerin yer aldığını belirten Erk Acarar, Sedat Peker'in söylediği kritik ve ağza alınmayacak ifadeleri olduğu ve son günlerde çok büyük tepkiler verdiği dile getirildi. Sedat Peker'in Süleyman Soylu'nun dahil olduğu söz konusu dosya ile ilgili çok sert ifadelerde bulunarak, Süleyman Soylu için tasma fabrikası açacağım. Bunların onuru, namusu, şerefi yok dediği aktarıldı şeklinde konuştu. Sedat Peker daha önce Süleyman Soylu için, köpek tasması ile gezdireceğim demişti. Sedat Peker'in açıklamaları sonrası AK Parti içinde kafaların çok karışık olduğunu ve herkesin birbirini suçladığını belirten Erk Acarer, bunlardan şunu anlıyoruz oyun daha bitmedi, yeni başlıyor, diyerek sözlerini noktaladı. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.